Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda koruma alanlarının harita üzerinde göstermeyi yapacağız. Basic Atlas sitesine giriş yapıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın. Burada vatandaş girişini yaptıktan sonra katmanları listeleyebiliyoruz. Vatandaş girişini yaptık. Katmanların güncellenmesini bekliyorum. Sağ üst tarafta bulunan artıya tıklıyorum ve buradan Doğa Koruma ve Milli Parklar. Burasıydı galiba. Burası mıydı? Bir bakalım. Bütün katmanlara bakayım şöyle. Evet, burasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, tabiat parkları, yapı envanterleri ve yaban hayatı geliştirme sahalarını görüyorsunuz. Mesela biz tabiat koruma alanlarına tıklayalım. Haritaya ekle diyelim. Haritaya yakınlaştığımızda arkadaşlar değişen yerleri görüyoruz. Mesela burası neresiymiş? Seyfi Gölü. Üzerine tıkladığımızda bilgi alabiliyor muyuz? Bakalım. Evet. Tabiat koruma alanlarında Seyfi Gölü tabiat koruma alanı diyor. Başka neler varmış bakalım. Mesela yaban hayatı geliştirme sahalarına bakalım. Şunu kapatalım da karışmasın. YHGS'yi ekliyorum arkadaşlar. Yaban hayatı geliştirme sahalarına. Haritadan uzaklaşalım biraz. Görüyoruz şöyle Karabük, Kastamonu taraflarında da var. Mor renkli görüyorsunuz. Şöyle yaklaştım. Sarılar tabiat koruma alanları, morlar yaban hayatı geliştirme sahaları. Üzerine tıklayalım, bakalım, sorgulayalım. Neymiş burası? Karabük Yenice yaban hayatı geliştirme sahasıymış. Evet, devam edelim. Başka neler var burada? Avlak alanları, sulak alanlar. Sulak alanlara ekleyelim bir de. Bakalım. Şurası neymiş? Burası da yaban hayatı geliştirme. Sulak alanları eklenmedi galiba. Bazı katmanlarda sıkıntı olabiliyor arkadaşlar burada. Deneyerek görüyorum ben de bunları. Tabiat koruma alanları diyelim. Ona tıklamıştık sanki. Tabiat parkları diyelim. Tabiat parkları geldi bakın. Uludağ. Tıkladığımızda üzerine Uludağ Milli Parkı'nı görüyoruz. Milli parklar ve tabiat parkları. Başka neler vardı? Avlak alanlar. Bunlara bakalım. Daha farklı bir haritayla çıktı karşımıza. Avlak alanlar. Lejantı neymiş bir bakalım. Şu sarı yerlere tıklayalım önce. Yaban hayatı geliştirme sahası en esnemez DA diyor. Bunların tabi lejantı olmadığı için bilmiyorum. İntikam Tepe GA.
Tudurga Devlet Avlağı. Burası neymiş? Genel avlak. Burası özel mi acaba? Yaban hayatı geliştirme sahasıymış. Şurada bir yeşil alan var, bakıyoruz. Özel kanunlarla korunan alanmış. Bir de kırmızı alan var. Ona da bakalım. Ava yasak alan. Avlak alanlarında buradan bu şekilde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir videomuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konuları, soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.